İyi akşamlar öncelikle herkese. Bugün size Mac'in işletim sistemi olan OS X ve iPhone, iPad ve iPod cihazlarının işletim sistemi olan iOS'in etkileşimini son dönemde gündeme alan ve teknolojik olarak bize sunan Apple'ın yeni özelliği Continuity ve Handoff, yani devamlılık uygulamaları ve etkileşiminden bahsedeceğim. Burada olabilirse Amine de işin pratik kısmında bizlerle olacak. Şimdi öncelikle devamlılık nedir? Devamlılık Apple'ın iOS cihazlarda 8 sonrası OS X yani Mac cihazlarda da 10.10 Yosemite sonrası geliştirdiği bir yeni özellik. Cihazların birbirleriyle etkileşimlerini sağlayan bir özellik. Yani şöyle ki Mac'inize iPhone üzerinden gelen bir aramayı Mac üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz. iPhone üzerinden gelen bir mesajı Mac'ten cevaplayabiliyorsunuz. Veya tersi olarak Mac'iniz üzerinden herhangi bir numarayı iPhone üzerinden arayabiliyorsunuz. Veya Mac'inizde başladığınız bir maili farklı bir noktaya gittiğinizi varsayalım. İş yerindesiniz ama Mac'inize uzak bir konumdasınız. Oradan bir maili tamamlayabileceğiniz bir iPad'iniz varsa elinizde ve bağlantıları tamamsa diğer taraftan kaldığı yerden devam edebiliyor uygulamaya kullanıcı. Bunları kısaca şey yapan bir etkileşimde kalmamızı, etkileşime girmemizi sağlayan bir uygulama bütünlüğü Handoff ve Continuity. Bunlar için tabii ki belli uygulamalar var. Şu anda çok yaygınlaşmadı Apple'ın kendi uygulamaları dışında. Bunlar şöyle özetleyebileceğimiz uygulamalar. Yani Handoff'u destekleyen uygulamalar. Apple'ın Pages uygulaması yani Office'in Word muadili olan anımsatıcılar, takvim, mail, Safari ve telefon, FaceTime etkin olarak kullanılabildiği noktalar. Bir de Handoff'un şöyle bir artısı daha var. Instant Hotspot yani kişisel erişim noktası olayına izin vermesi ve birbirleriyle cihazların etkileşimde olmasını sağlaması kısmı da mevcut. Tabii ki bu tarz bu bahsettiğim olayın meydana gelebilmesi için belli ayarların yani belli şartların sağlanmış olması gerekiyor. Onları da iPhone ve Mac üzerinde göstereceğim ben size. Bendeki cihazda maalesef ki etkileşim sağlanamadığı için pratik olarak nasıl çalıştığını gösterebilme şansım yok. Amine burada olacak ve bizlere bu konuda yardımcı olacak. Herhangi bir bağlantı sorunu yaşamazsak. iPhone'da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce ondan başlayacağız. Şöyle açalım iPhone'umuzu. Etkinliğini. Evet, şimdi. Buradan öncelikle ayarlara giriyoruz. Ve açık olması gereken şeyler var. Öncelikle Handoff'un sağlık çalışması için bağlanacak olan iki cihaz yani birbiriyle etkileşimde olması gereken iki cihazın aynı Wi-Fi ağına bağlı olması ve aynı zamanda aynı iCloud hesabında oturum açmış olması gerekiyor. Yani Apple kimliğinizle iki cihazdan da giriş yapmış olmanız gerekiyor ve iCloud'da da İkisinin açık konumda olmuş olması gerekiyor ama az sonra bahsedeceğim bütün şartları sağlamış olsak bile benim gibi bazen hani muvaffak olamayanlarınız olabilir. Farklı teknik sıkıntılardan kaynaklı olabilir. Çünkü ben şu an bir uluslararası üniversite ağı içerisinde bağlanmak durumundayım ve bu nedenden kaynaklı diye düşündüğüm ağ sorunlarından dolayı bu devamlılık özelliğini çalıştıramadım bilgisayarlarımda ama farklı bir tekil kullanıcının modem ağında gelen aramaları vesaireyi yanıtlayabilmiştim.
Fakat burada olmadı. Şimdi ayarlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce onlara bakalım şimdi. Dediğim gibi Wi-Fi kısmının iki cihazda da aynı olması ve eş olması gerekiyor. Bluetooth'u açmanızı öneriyorum. Çünkü dosya paylaşımı durumunda da gerekli oluyor. Bluetooth ve açık olması öneriliyor zaten. Hücreselin eğer instant hotspot az önce bahsettiğim bağlantıyı yapacaksanız açık bulunması tabii ki gerekli. Kişisel erişim Bunun noktası. yanında Kapalı. kişisel erişim noktasını açarsanız iPhone'unuzu modem gibi kullanabilirsiniz. Bahsettiğim instant hotspot özelliğinden wireless bir modeme dönüşür ya da Bluetooth üzerinden bağlanan o şekilde kullanma şansı elde edersiniz. Operatör. Bunun Telefonsel. Giren. yanında Güven. Denetim belgesi. Rahatsız şimdi etme. Giren. genelden Giren. Ayak giren. Tahminler. Yazılım lütfen. ilgili yere Spotlight'ın. Favori girelim. önerilen Evet, uygulamalar. Giren. handoff ve önerilen uygulamalar. Genel Favori içerisinde önerilen uygulamalar. ayarlarda Geri dönmesi. Handoff ve önerilen şimdi uygulamalar. sesini de Başlık. açalım. Handoff. Açık. Evet, handoff bakın burada açık olmalı. Bu kapalı konumdaysa handoff'u kullanamayız. Handoff, aygıtlardan birinde başlattığınız bir çalışmayı iCloud hesabınızı kullanarak diğer aygıtlarda kaldığınız yerden sürdürebilmenizi sağlar. Gereksinim duyduğunuz uygulama kilitli ekranda, uygulama değiştiricide ve maçtaki boşlukta görünür. Altlık. Evet, bu şekilde bir açıklaması var. Önerilen uygulamalar. Başlık. Uygulamaları. Ve Açık. burada uygulamaların kısmı App Store. açık. Açık. App Store Kilitli açık. ekranda ve uygulama değiştiricide şu anki konumunuza ilgili ülke uygulamaları veya App Store önerilerini gösterin. Altlık. Evet, şimdi örneğin kilitli ekranda biz şimdi teori olarak anlatmak durumundayım. Çünkü söylemiş olduğum gibi başaramadım etkileşimlerini. Ama hani yapabilenlerden canlı dinleyebilme şansım oldu. Yani görme engelli camiası içerisinde hani yabancı forumlarda bunu gözlemledim. Fakat yani profesyonel bir Mac geliştiricisi ya da Mac üzerine çalışan olmadığım için çıkan teknik sorunları çözememiş olmamın verdiği sıkıntıdan dolayı bunları teorik olarak sunacağım size anladığım kadarıyla. Şimdi normalde bir Pages sayfası yani Word dokümanı gibi bir şey. Mac üzerinde açıksa iPhone'un App Switcher'ına ana ekranına girdiğimiz zaman burada görüntüleniyor ve hani açtığınız zaman oradan iPhone üzerinde de aynı belgeyi görüntüleyip işlem yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Diğer uygulamalar da keza öyle. Mail, Safari vesaire. Yani tersi işlemde de Mac üzerinde dokta görünüyor. Yani örneğin Safari üzerinde handoff işareti ya da Pages üzerinde handoff işareti şeklinde iPhone üzerinde şey yapılan bir belge, düzenlenen bir belgeye Mac'te devam edilebiliyor ya da bir site iPhone üzerinde açıldıysa Mac'ten gezdirmeye devam ediyor gibi. Şimdi burada Aktif uygulamaları ekranda uygulama değiştirici ve şu anki ve konumunuza evet ilgili şu ülke toplam açıklamayı 5 çubuktan 4 duymuştuk. çubuk geri dönmesi. İşte bunların açık olması öneriliyor ve bende hepsi açık. Buradan çıkalım. Giren ayarlar geri dönmesi. Bunun dışında Handoff ve önerilikler için şurada eklenmiş. Kullanım. Arkamdan otomatik kilit. Sınırlama. Tarih ve saat klavye. iCloud'a Güve. Ayarlar. bakalım. Geri güve. Ayarlar. Uçak. Hatta Wi-Fi. Bluetooth. iCloud'dan önce Kişisel. Kişis operatif bildirimler. şuradan. Denetimler. Rahatsız. Giren. Ekran ve parmak. Duvar. Sesler. Taçı. Gizli. iCloud. iTunes. Rahatsız. Tur. iCloud. iTunes. Rahatsız. Mail. Kişi. Notlar. Mesajlara Anımsatı. Telefon. Mesaj. FaceTime. geleceğim. Mesajlar. Güve. Mesajlar. Buradaki Ayarlar. Geri ayarları güvesi. da kontrol etmeliyiz Mesajlar. çünkü. Başlık. iMessage. Açık. Evet, iMessage açık olmalı ve etkinleştirilmiş olmalı. Çünkü mesajlarınızı alacağınız zaman bu ikilinin birbirini görmesi gerekiyor. iMessage mesajları, iPhone, iPad, iPod touch Evet, ve bu da mesaj iletme, bir açıklaması. aygıt, düğme. Evet, mesaj iletmede bir aygıt var. Bu da Mac üzerinden tanımladığım için mesajlarımı ben aynı zamanda geldiği anda Mac'ten de okuyabiliyorum ve arşivleyebiliyorum. Yani iPhone'uma gelen bir iMessage olması gerekmiyor. Farklı bir şey de gelebilir. Bunları eşleştirebiliyoruz. Ve belli doğrulama kodları çıkıyor eşleştireceğimiz cihazlarda. Bu şekilde eşleşiyorlar ve tanımlanmış oluyorlar. Şuna girelim hatta, bu Mesaj ton iletme. diyordu. Mesajlar. Geri dönmesi. Mesaj iletme. Başlık. Bu aygıtların bu ikoneden mesaj gönderip almasına izin verin. Altlık. Evet. Çarım açmı teori. Bu Açık. benim MacBook'um açık konumdaymış. Mesajlar. Geri Geri dönme. gidelim.
Ve iPhone buradan mesajlarınızın iMessage hesabınızı mesaj iletmek. Bir aydıt. evet, iPhone iPhone mesajlarınızın iMessage hesabınıza mesajlarını giriş yapmış diğer aydıtlarda da gönderili kalınmasına izin verin. Atlık. evet. Okundu bilgisi gönder. Mesajlarını okuduğunuz kişiler haber SMS olarak burası gönder. iMessage kullanılamadığında evet. SMS olarak gönder. Operatörün mesajlaşma tarifeleri SMS olarak bunu gönder. da Açık. işaretli iMessage gönder bırakıyoruz. al. 3 adres. Düğme. Evet, burada iMessage'in hangi adreslerden gönderilip alınacağı ile ilgili, sadece iMessage de değil aslında. Hani normal GSM numaranıza mesaj da geliyor zaten. SMS'e çizgi MMS. Başlık. MMS mesajlaşma. Açık. Konu alanını göster. Bunlar Kapalı. da Karakter sayısı. zaten Engellenenler. Mesaj standart tarihçesi. Başlık. Ayarlar. şeyler. Gelinmesi. Ayarlar. Başlık. iPhone'daki olay aşağı yukarı böyle. Bir de Telefon. FaceTime'a Düğme. bakalım Mesaj. Face. Harita. şuradan. FaceTime. Düğme. FaceTime. FaceTime. Baş. FaceTime. Açık. Telefon numaranız ve çizgi veya posta adresiniz aradığınız kişilerle paylaşılır. Altlık. Evet. iPhone yüklesel arabalar. Açık. Bunun da açık olması gerekiyor etkileşim için. iCloud hesabınıza giriş yapmış aygıtlar yakınınızdayken ve Wi-Fi kullanırken bu aygıtlarda arama yapmak ve aranabilmek için iPhone'unuzun yüklesel bağlantısını kullanın. Altlık. Evet, Apple görmüş TV. olduğunuz Canlı gibi. yayından net. Evet, Size burası şuradan da benim. FaceTime ile ulaşılabilir. Başlık. Evet, burası önemli. Apple kimliğinin yanında. Seçilen. Artı 90. 533. Bu benim Seçilen. numaram. Canlı yayından gmail. Daha fazla bilgi. Seçilen. Canlı Bunlar daha da fazla bilgi. eklemiş Canlı olduğum yayından başka bir e-posta ekle. Evet. iCloud ve Apple kimliği bilgileri. Arayan numara. Başlık. Seçilen. Bu artı da 90 benim ve canlı yayından kimliğim et yine. gmail canlı yayından Buradan çoğu değiştirilebiliyor bu. engellenenler. Evet. Ve engellenenler kısmına geliyor. Şeydeki durum bu. iPhone üzerindeki durum bu şekilde. iPhone'u Ayarlar. kapatıyoruz ve diğer cihaza, yani Mac'e geçelim. Geçerli. Mac'teki ayarlarımızsa şöyle. Bunun için önce sistem tercihlerine bir girelim. Menü çubuğu Apple. Apple menü 9'u. Sistem tercihleri 3 nokta. Evet, sistem tercihleri. Ctrl Option M ile menüye, Apple menüye geldim. Oradan Ctrl Option boşlukla etkinleştirdim menü diyaloğunu ve SIS yazarak direkt kısa yoldan sistem tercihlerine Sistem tercihleri. geldim ve yine Sistem tercih. Ctrl Option boşluk. Tercih bölümleri sarma alanı. Hız %60 alanı. Evet, şöyle. Tercih etkinlik. Sarma alanında önce Genel düğme. genele giriyoruz. Boş sarma alanı. Evet, genelde Ara görün mavi. Tep mavi. Kenar şunu çubuğu orta. arıyoruz. Fareye veya iz sararken radyo her zaman sarma çubuğu sonraki sayfa tıklanan alana saptan safari açıl belgeleri kapatırken değil uygulamadan çıkarken seçildiğinde uygulama son kullanılan öğe sayısı 10 belge uygulama ve su bulmac ile iCloud aygıtlarım Evet. arasında handoff'a izin ver işaretli onay kutusu. Bu Mac ve diğer aygıtlar arasında handoff'a izin ver checkbox'ı var. Bunun da işaretli olması gerekiyor. Uygun olduğunda LCD font düzgünleştirmeyi kullan. Yardım. Evet, burası bu şekilde. Aynı zamanda yine Mac'ten dikkat etmemiz gereken yerler, yine Wi-Fi ağının aynı olması dedik. Bluetooth'u da açmanızı öneriyorum Mac üzerinden de. Araç çubuğu. Etki ileri sol tümünü göster düğme. Yine tercihlere Şunun gelip sistem tercih bölümleri. başka bir ayar buradan hatırladığım kadarıyla yok ama şey yapılabilir. Mesajlar içerisinde mesela aygıt eklemek için belli bir yer var. Örneğin. TeamTalk 4. Onu da göstereyim şöyle. Etkileşimde bulun. Izgara Launch'a seçim yok. geldi. 5 mesajlar. Ve mesajlar TeamTalk 4. uygulamasına Mesajlar. tıklayıverdim. Ve şimdi yine onun menüsüne Menü çubuğu Apple. Ctrl Option M ile Mesajlar. gelip tercihlerine Mesajlar. Tercihler 3 nokta komut. Bir gün. gireceğiz. Tercihler. Şimdi şurada hesaplar pencere Evet, hesap hesaplar denetimleri kurul. kısmında Genel düğme. hesap denetimleri. Hesaplar seçildi düğme. Seseyi çizgi. Şununla etkili tablo. Bonjour etkin. Google Talk. Yahoo etkin. Jagriartan kuyruklu a işareti gmail.com. iMessage. Bu iMessage şeyim benim. Şunun ayarlar efendim. seçildi. Sekme. Ayarlar. Engellenenler. Apple kimliği. Evet, Apple Jagriartan kimliği çıkış yap burada düğme. Bu hesabı tanımlı etkinleştir olursa işaretli onay kutusu. ve bu hesabı etkinleştir işaretli olursa diğer aygıtta olan mesajlar senkronize oluyor. İlerleme gösterge. Ayrıntılar düğme. Size şuradan mesaj gönderilebilir. Evet. E-posta Şimdi ekle düğme. Tablo. burada yine söylemiş Etki. olduğum üzere Jagriartan kuyruklu ak işareti iCloud.com işaretli onay kutusu. bunlar Artı 90 530. mesaj kimliklerimiz, yani
mesajların buradan nerelerden gönderilip alınabileceğini Cadılardan kuyruklu at işareti ayarladığınız mayın nokta. Alanlar. Şunun okunduğu bilgisi gönder işaret. Mesajlarını okuduğunuz kişide yeni yazışmalar, hesap denetimleri kurup. Artı 90, 533, 900 yardım düğme. Evet. Hesap denetim. Denetimlerini hesap ekle düğme. Hesabı sil soluk düğme. Gördüğünüz gibi burada da şunlar böyle bir yardım düğme. Alan var. Burayı kapatıyoruz. Team Top 4, engelsiz eğitim. Ve bir de FaceTime'a bakalım. Burada neler var? Etkileşimde bulun. FaceTime. Ve FaceTime. Team Top 4. FaceTime. Evet, FaceTime'da yine tercihlerine girelim. Control Option M. Menü çubuğu Apple. FaceTime. 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 Tercihler 3 nokta komut. Virgül. Menü kapatılıyor. Kapatma düğmesi. Tercih. Buradan tercihler da. Pencere. Ayarlar seçildi. Apple kimliği. Apple Cadılardan kimliği. Kuyruklu. Çıkış yap. Düğme. Bu hesabı etkinleştir. İşaretli. On. İlerleme evet, göster. Şartlı. Ayrıntılar. Düğme. Size şuradan FaceTime ile ulaşılabilir. Evet. E-posta ekle düğme. Tablo. Burada tabloda etkileşim. Nereden ulaşılabileceği artı 90, 533. Şunun. Bunlara zaten sohbet uygulamalarında değineceğiz. iPhone'da hücresel aramalar işaretli onay kutusu. Evet. If iPhone'da hücresel aramalar kısmı burada da işaretli olmalı ki. iPhone'unuz yakınınızdayken ve Wi-Fi kullanırken arama yapmak ve aranabilmek için iPhone'unuzun hücresel bağlantısını kullanın. Diyor kendisi. Yeni aramaları şuradan başlat. Artı 90, 500. Yine aramaları başlatacağımız alan. Evet, burayı da kapat. Şimdi şurada. Örneğin bir FaceTime araması için ne yapılıyor onu göstereyim size. Yani yapamayacağım ama nasıl giriliyor en azından meseleye. Simge durumuna küçük, büyütme küçük. Son aramalar şuradan, tablo. Örneğin şu an benim son aramalar kısmında. Etkileşim. Satır 114 bu. Amine Engur. Evet, Amine'nin numarası var. Şimdi üzerinde Control Option Shift ve M harfine basarak kestirme menüsünü açıyorum. Menü 7 öğe. Ve FaceTime. Sesli FaceTime. iPhone'u kullanarak ara soluk. Evet. 0 532 vesaire diye giden altında başlayan o numaraya Control Option boşluk veya Enter'la tıklarsanız ve handoff doğru çalışırsa o uygulama sizi direktman Mac üzerinden iPhone numarası yani iPhone'u kullanarak Mac üzerinden görüşme yapmanızı sağlayan bir konuma getiriyor sizi ve gerçekten rahatlık sağlıyor. Aygıtınız içeride şarj olurken gelen bir aramayı Mac'inizden yanıtlamanın ve hani bir takım uygulamalara çalışmalara örneğin yola çıktığınızda devam etmek gibi artıları hani önemli. Yani çıkmadan örneğin iPhone'unuzda Mac'te başladığınız bir maili açıp kapatıp sırt çantanıza koyup oradan devam edebilirsiniz. Yani yolda Mac üzerinden pardon iPhone üzerinden o maili yanıtlamaya ya da o proje üzerinde bir Pages belgesi ise çalışmaya. Menü kapatılıyor. Amine Engur Aksoy. Kapatayım ve Team Top 4 engelsiz eğitim. Amine buradaysa uygulama için sözü kendisine devredeyim. Ve teşekkür edeyim size. Araya yine girebilirim tabii duruma göre. Mac üzerinden arama yapmayı, çağrı almayı ve mesaj yollayıp tekrar SMS alma gibi uygulamaları göstermek istiyorum. Öncelikle bir mesaj atalım. İsterseniz SMS'den başlayayım. Çağrı abinin gösterdiği ayarlar doğrultusunda izinleri verdiğiniz zaman handoff genellikle stabil şekilde çalışır. Ara ara problemler yaşıyoruz ama tabii ki de yeni güncellemeler aldıkça handoff da daha da gelişecektir. Mesajlar uygulamasına giriyorum şu anda. Tahminler, Amine Ennur, giriliyor mesajlar, 4 okumamış, standart pencere. Bunu böyle söylüyor çünkü kendi telefonunuzda da okumadığınız mesajlarınız varsa, mesela benim şu an telefonumda da mesajlar 4 okunmamış ileti der. Burada da diyor çünkü hani senkronize olduğu için burada da okunmamış çek, gözüküyor. Çek, mesela burada yazışmalar tablo diyor. Çağrı abi en son onunla yazıştıysam ilk başa o gelir mesela. Ya da burada yazıştığınız kişilerden birine yollamak istemiyorsanız o zaman oluştur düğmesi var. Buna tıklarsınız ve rehberinize nasıl kayıtlıysa ismini yazarsınız ya da numara biliyorsanız onu yazarsınız ve enter'a bastıktan sonra yeni ileti penceresi gelir. Şimdi burada çağrı abi için iMessage geçerli oluyor iDevice kullandığı için. Ama
başka kim ne üzerinde deneyebilirim bilmiyorum ama hani yine olay aynen bu şekilde. Hani yine mesajlar penceresinden yolluyoruz. Eskiden yani Yosemite'den veya iOS 8'den önce sadece iMessage'ler yollanıyordu. Ben daha çok çağrı için hani fark olacağı için aramalarda onu göstermeyi planlıyorum. Burada istediğiniz metni yazıp daha sonra direkt enter'a basarak yollayabilirsiniz ve şuradaki çevrimdışı HTML içerik. HTML içerik diyor. Burayla etkileşime girdiğiniz zaman işte kendi yazdığınızı, daha önce o kişinin size yazdıklarını görebiliyorsunuz. Ve iMessage'de teslim edildi, okundu bilgileri de yine bu HTML içerikle etkileşime geçtiğiniz zaman gözüküyor. Burası bu şekilde. Çağrı abi eğer bir deneme mesajı falan atmak isterse yine Mac'e geldiğini de gösterebiliriz. Mesajlar uygulaması açık olsa da olmasa da normal bir mesaj sesiyle, Apple'ın kendi seslerinden seçtiğiniz biriyle Mac'inize mesaj geliyor, görüyorsunuz. Ve bir cevap aldım bile. Çünkü ben mesajlar penceresinden çıkmadım. Hafif bir ses çıktı duyduğunuz gibi iPhone'dan. Ve telefonuma da geldi. Duyduysanız bilmiyorum. Birazcık uzakta telefonum. Şimdi okuyalım isterseniz. Ne yazmış Çağrı abi? Etkileşim. Selamlar. Mesajın için çok teşekkürler. Tıklanabilir. Evet. Çağrı abi bunu yazmış bize. Buradan dediğim gibi etkileşime girip bunu okuduk. Etkileşim çıktım. Selamlar. Ben de aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi ona yazıp yollayabilirim. SMS işi de aynı şekilde, sadece SMS doğal olarak biraz daha geç gidiyor. Bunlarla ilgili söylemek istediğim başka bir şey yok açıkçası. O yüzden FaceTime şeyine geçmek istiyorum mevzusuna. Masa burayı için. Kapattım. Etkileşimde bulduk. FaceTime. FaceTime'a giriyorum. FaceTime. Biraz e-postaları yanıma da girmedim. Arama metin burası alanı. Bir metin alanı ve aramalar. Burası da son aramalar tablosu. Son aramaların içinde arayacağımız kişi varsa yine o şekilde arayabiliriz. Yoksa biz buraya yazıp arayabiliriz. İsterseniz buraya Çağrı abi yazalım ve arayalım kendisini uygulama olarak. Yazdım. Çağrı abi. Bakın enter'a bastım, ne yazdığımı söyledi. Umarım sesi geliyordur size. Arama sonuçları. Arama sonuçları tablosu diyor. Tablo diyorsa etkileşime geçmek zorundayız. Etkileşim. Çağrı abi. Görüntülü. Evet Çağrı abi. FaceTime görüntülü düğme. FaceTime. Sesli FaceTime. Normalde görüntülü FaceTime de doğal olarak çıkmayacaktır. Siz iPhone ya da iDevice olan bir cihaz aramıyorsanız. Sadece sesli FaceTime ile bir şey çıkacak. Şimdi ben buradan sesli FaceTime'ı seçiyorum. Menü açıldı. Ve 3 öğe geldi. Çünkü yine normal Apple'ın bize tanıdığı sesli FaceTime uygulamasından bir sesli FaceTime yapabilirim. Sesli FaceTime. Duyduğunuz gibi buna basarsam normal internet üzerinden bir FaceTime araması yapmış olurum. Ama şöyle bir şey var. iPhone'u kullanarak ara soluk. iPhone'u kullanarak ara diye hafif başlığımsı bir şey var. Soluk diyor, duyduğunuz gibi buraya basamayız ama 0-533 gibi devam eden numaranın üstüne tıkladığımız zaman Çağrı abi aranacak. Görüntü. Ve tıkladım. Çağrı abi, iPhone'unuz kullanılıyor. iPhone'unuz kullanılıyor. Bir de o soluk, sessiz işaret bitirme. Ve Çağrı abi aradık. O bizi yanıtladığı zaman konuşmaya başlayacağız. Yanıtladı. Ve yanıtladı, evet. Evet. Şu an seni Mac üzerinden arıyorum Çağrı abi, bildiğin gibi. Güzel bir deneme oldu. Teşekkür ediyorum. Bunun da herhangi bir ses kaybı vesaire olmuyor. Tamam, bunu öğrendiğin çok iyi oldu. Harika tabii. Teşekkür ediyorum, bu feedback çok iyi oldu. O zaman sen bizi ara tekrar istersen, biz seni nasıl oluyormuş bir gösterelim. Tamam. O zaman tamam, Çağrı'yı ben buradan sonlandırayım ki şey olsun. Şimdi şuradaki ekranı hafif bir göstereyim. Sessiz diyor, burada sessizi tıklarsanız sizin sesiniz gitmeyecektir iPhone mantığı. Bir de o düğme. Buradan. 040, hani iPhone'unuz kullanılıyor diyor, süreyi Çağrı gösteriyor, adını söylüyor ve ben Çağrı'yı en sondaki butonla bitiriyorum. Şimdi şurada. Evet, birazcık sanırım Çağrı abinin sözünü kestik. O zaman o bizi arasın şimdi, bir şey söyleyecekse orada tamamlayalım, biz onu yanıtlayalım. Şimdi o yüzden Çağrı abinin aramasını bekleyelim, hatta ben bu şeyi kapatayım. O pencerenin nasıl geldiğini de gösterelim, şu an FaceTime şeyi falan yok benim şeyimde. Evet, telefonum çaldı. Pencere, ve FaceTime. Bakın bu ekranı size gösterip böyle yanıtlayalım Çağrı abi. Çağrı abi. iPhone'umuzdan. Reddet. Burayı nedir bilmiyorum. Ama ben buradan kabul et diyeceğim. Bas kabul et.
Çağrı abi sözünü kestik. Yok. İyi de oldu aslında. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bazen şey çıkabiliyor. iPhone üzerinde sol üstte doğru sanırım. Cihazlarında aramayı iPhone'a devralabilmek için bir buton çıkmalı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da arkadaşlara bir iPhone'un üzerinde yakınlaştırarak mikrofonu gösterme şansı. Ben de onu ara ara fark ediyorum. Şu an çağrıyı bitirmeyelim. Bakalım o çıkacak mı? Tamam. Her zaman çıkmıyor çünkü ben de fark etmiyorum. Evet. Evet, bütün ekranı dolaşıyorum an itibariyle. Bakıyorum. Yine çıkmıyor tahmin ettiğimiz gibi. Ama bir şey değil. Efendim? Bir saniye, ben de onu merak ediyorum. Evet, ben de onu merak ettim ve şu an onu yapacağım. Kilidimizi açtık bakalım. Dediğim gibi ara ara çıkıyor ama neden şimdi böyle bilmiyorum. Ha evet. Çıktı değil mi? Çıktı ama şimdi durum çubuğunu tam olarak. Durum çubuğunu okutturabilirsem doğru düzgünce iyi tamam. Sorun değil, orada sonuçta olur. Bilmiyorum ki. Aramaya dönmek için dokunun diyor. Biraz hızlı ani. Ve şu an Çağrı abinin sesi kesildi çünkü arama telefona gitti ve Mac konuşuyor şu anda. Arama buraya geçti. Dolayısıyla Mac'teki FaceTime penceresi de gitti. Tamam, bir saniye. Şu an seni duyabilirler. Evet, şu anda Amine'nin iPhone'undan konuşuyoruz. Zaten hoparlör farkından da anlayacaksınız. Teşekkür ederim anneciğim. Ben teşekkür ederim Çağrı abi. Hoşçakal. Evet, bu şekilde de iPhone'u da almış olduk. Ben ekran kilidi sırasında da çıkıyor bazen. Bu şekilde de bunu göstermiş olduk. Dediğim gibi Çağrı aldık, aradık, mesaj yolladık ve mesaj aldık. Çağrı abim de bahsetmiş olduğu gibi bir pages, mail muhabbeti falan var. Fakat o da ben de pek muvaffak olamadık henüz buna. Onu da denediğimiz takdirde bizim için de iyi olacak bir gün başarırsak. Benim uygulama anlamında göstermek istediğim farklı bir durum yok. Yine bir şey olursa sonradan kısa bir şeyler göstermeye çalışırız. Dolayısıyla tekrar mikrofonu Çağrı abiye bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Amine, ben teşekkür ederim. Aslında arkadaşlar, anlatılması gereken şeyler temel bağlamda böyle. Gönül isterdi ki nedenini bilmediğim, yani az önce de söylediğim gibi çeşitli nedenlerden bu bahsettiğimiz şeylere ulaşamadık. Fakat söylemiş olduğum gibi yapabilenler iPhone ve Mac'ini devamlılıkla en azından bir arama yapabilecek konuma getiren arkadaşlar şunu denesinler. Mac üzerindeki dock'tan dock'a ulaşma yolumuz Ctrl, Option ve D harfleri. Safari 320. Evet. Dock üzerinde eğer ki siz herhangi bir uygulama ile çalışıyorsanız, yani bunu yapmadan önce bir Pages uygulamasında bir iki cihazda da olan bir belge açabilirsiniz. Ya da notlar içerisinden bir not açabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi. Safari üzerinden bir linke girmeyi deneyebilirsiniz. Bu nedenden Safari üzerinden bir linke girdiğinizde aynı pencereyi şeyde açmayı deneyebilirsiniz. Yani dock üzerinde Safari'ye bakın. Herhangi bir değişiklik var mı, yok mu? Hani orada hand off simgesi çıkıyorsa her türlü etkileşimde bulunup çeşitli denemeleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda mail için de geçerli bu söylediğim. Yani örneğin Mac üzerinde başladığınız bir mail varken bu sefer iPhone'da app switcher, yani uygulama değiştiricisi ve kapatma ve etkinleştirmeyi sağlayan iki kez home tuşuna basarak gelen ekranda önünüze. Bu sefer önceden açık olmayan mail uygulamasını orada açık olarak görüyor iseniz doğru yoldasınız. Üzerine tıkladığınızda zaten Mac üzerindeki mail penceresi, yani yazma penceresi kapanır ve sizi diğer taraftaki cihazınızda, iPhone'unuzda ya da iPad'inizde, iPod'unuzda olan mail uygulamasında aynı kime vesaire ne kadarını düzenlediyseniz o alana atar ve oradan
işleme devam edersiniz. Mesele ana kapsamda özet olarak böyle. Teşekkür ediyorum hepinize.